Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli kurabiye tarifi paylaştım. Harika oldu. Pembe ve beyaz kullandım. Ağızda kıyır kıyır dağılan nefis bir kurabiye. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Kurabiyeyi yapmak için 125 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. Oda ısısında olmasına dikkat edelim. Yumuşak olsun ki yoğururken zorlanmayalım. Hemen üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 tane yumurta. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 çay bardağı nişasta. Nişasta fark etmez. Benimki buğday nişastası. 1 paket vanilya. 1 çay kaşığı da kabartma tozu. Kabartma tozunu az kullanıyoruz kurabiyelerde, şeklinin bozulmaması için. Bunu bir karıştıracağım. Karıştırdım. Bu kadar yeterli. Şimdi unu ilave edeceğim. Kurabiye hamurum oldu. Toplamda 3 su bardağı artı şu bardağında bu kadar kaldı. 1 yemek kaşığı kadar kaldı. 3,5-4 su bardağı arasında gidecektir sizde de. Böyle yumuşacık bir hamur yaptık. Kesinlikle sert yapmayın. Şimdi hamurumdan portakal büyüklüğünde bir parça alacağım. Şöyle üçte birini alalım hamurumuzun. Bu kadar yeterli. Ayırdığım hamura şöyle kırmızı gıda boyası koyuyorum. Aslında ben hamurumu pembe yapacağım. Biraz ilave ederek yoğuracağım. İstediğim rengi oluşturduğumda eklemeyi bırakacağım. Evet, hamurum istediğim renk oldu. Burada ölçü veremiyorum. Şöyle çay kaşığı, yarım çay kaşığı kadar koydum. Ama toz kullanırsanız tozun da miktarı değişiyor. Siz böyle çok az az ilave ederek yoğurun. Bundan daha koyu da yapabilirsiniz, daha açık da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Hamurumdan böyle ince ince şeritler yapıyorum. Bir açık renk, bir pembe olacak şekilde diziyorum. Pembe hamurum bitene kadar bu şekilde yapacağım. Hamurlarımı böyle yerleştirdim. Çok hafif üzerine bastırdım ki aralarındaki boşluklar kapansın. Kalan beyaz hamurumu da böyle silindir şeklinde yaptım. Bunun boyunda tam. Şuraya koyuyorum en başa. Masamda streç film vardı bu arada. Bunu söylemedim sanırım. Altına sermiştim. Şimdi böyle sıkıca saralım. Çok güzel rengarenk bir kurabiye olacak ve çocuklar bu kurabiyeye bayılıyorlar. Şöyle sıkıştırıyorum. Burada düzeltelim bir. Hiç boşluk kalmasın ki keserken çatlayıp dağılmasın piştiğinde. Sıkıştıralım iyice. Şimdi bu hamurumu derin dondurucuya kaldıracağım. Yaklaşık yarım saat böyle bekledikten sonra daha kolay dilimleyip pişireceğim. Kurabiye hamurumu buzdolabında beklettim. Şimdi dilimleyip pişireceğim. İsterseniz bu hamuru buzdolabında pişirmeden de böyle saklayıp misafiriniz geleceği zaman pişirip hemen pişirebilirsiniz. Bir parmak genişliğinde kesiyorum. Bıçağımı değiştireceğim. Dağılıyor çünkü. Bakın harika oldu. Piştiği zaman da şahane oluyor. İki renkli kurabiyelerimi hepsini dilimledim ve tepsiye dizdim. Fırınımı da açmıştım. 180 derecede önceden ısıttığım fırına koyacağım. Şu beyaz kısımlarını çok fazla kızartmıyoruz. Bir 15 ila 20 dakika arasında fırında tutacağız. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. 22 dakika tuttum ben fırınımda. Böyle beyaz kalacak şekilde çıkarıyoruz. Ama şu anda elemiyorum, çok sıcak. Elinizde hemen dağılır. Biraz soğuduktan sonra o sertleşecektir.
Bu şekilde kurabiyelerimin son hali. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.